yani seçimlerde İyi Parti'nin beklenen oyu alamaması ve 2019 seçimlerinden da, de geri düşmüş olması, pardon 2018 seçimlerinden de geri düşmüş olmasının gerekçesi neydi? Cumhuriyet Halk Partisi ile açık örtülü veya açık HDP arasında olan ilişkinin parantez içerisinde yani ben ilişki var yok demiyorum ama bu ilişki üzerinden İyi Parti'nin Cumhur İttifakı tarafından kriminalize edilmiş olması. Biz işte bu nedenle yani bu görüntüyü verdiğimiz için biz yeterince oy alamadık. İkinci iddia buydu. Anlatabildim mi? Sık sık gündeme getirilen şeylerden birisi de buydu. Şimdi birincisi anlaşılabilir. Yani iki ilçeyi verdiniz, iki ili verdiniz veya neyse işte. Uzlaşılabilir. Tabanınıza dönüp bunu söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki evet ben e, şunları aldık. Karşılığında da biz artık bir kuyruk parti olmadığımızı ispat etmiş olduk. Bir şey olduğumuzu ispat etmiş olduk falan. Dersiniz geçer gidersiniz. Şimdi ikinci noktaya gelince. İstanbul özelinde konuşalım. Her her il için konuşabiliriz ama İstanbul özelinde konuşalım. İstanbul özelinde Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin tamamının oy verdiğini varsayarsak şu son seçimlere göre baktığımızda ne nasıl bir sonuç elde ediyoruz? %34 civarında bir sonuç elde ediyoruz. Evet biraz önce Cemal Bey de söyledi. Evet %34 35 neyse. Şimdi bu yeterli mi? Cumhur İttifakı'nın da bu şekilde girdiğini varsayarsak ve son seçimleri endeksle alırsak bazı rakamlar ve realiteler üzerinden de değerlendirmemiz lazım siyaset. Sadece yani ben böyle arzu ediyorum. Böyle olsa iyi olur şeklinde bir yaklaşımda olmaz. Ortada olan realiteyi de görmek gerekiyor. Orada Cumhur İttifakının ne oyu var? %42 civarında, 43 civarında oyu var. Bu oyu anket sonucu söylemiyoruz. Bu oyu altı ay önce yapılan seçimlere, seçimlere göre söylüyoruz. Şimdi bu durumda demek ki, demek ki dışarıdan destek zorunluluğu var. Peki bu dışarıdan destek? Millet İttifakı bileşenlerinin biraz önce yine Cemal'in Cemal kardeşimin esprili bir şekilde söylediği gibi diğer yani devayı da şuydu buydu toparladık. O alınan oylar bağlamında tabi bilemiyoruz seçime girmedikleri için net olarak bilemiyoruz ama o eksiği onların da dahil olması bir soru işareti ayrı bir de o eksiği tamamlayabilecekler mi? Bir ayrı soru işareti. Yani bir diğer deyişle Geçen seçimlerde olduğu gibi hedepin şu an için oy çık e, aday çıkarmaması veya aday çıkarsa bile HDP tabanının yani o HDP'ye oy veren yüzde 8 küsürlük seçmenin büyük ölçüde e, Sayın İmamoğlu'na aday olduğunu varsayıyoruz. İmamoğlu'na destek olması lazım. Şimdi şimdi. Böylesi bir şey içerisinde acaba il başkanlarının taleplerimiz gerçekleştirildiği, taleplerimiz onaylandığı takdirde sözü yalnızca il, ilçelerin alınmasını mı kapsıyor yoksa yoksa İstanbul özelinde yine konuşmaya devam edelim. İstanbul'daki adayın ortak adayın bu şekilde bir işbirliğine veya bir açılıma gitmemesi ön koşulunda içeriyor mu? Yani işin içinde hedef olmadan bir işbirliği yaparız. Hayır şimdi. Söylemini mi bekliyorsunuz? Bugüne kadar. Olabilir mi diyorsunuz? Ya bugüne kadar İyi Parti'nin liderlik bazında da şey bazında da söylediği şey neydi? İki seçimi kaybetmelerini iki şeye bağladılar. Bu iki şeye bağladılar. Yani bu iki şeyden bir tanesi tartışılabilir. Ama ikincisini nasıl tartışacaksınız? Anlatabildim mi? Ha şimdi ben bu noktadan giderek farklı bir bakış açım var. Yani evet, Sayın Özgür Özel'in şey yapması siyaseten doğru bir harekettir, anlaşılabilir bir harekettir. Ama yani bir İstanbul ve Ankara özelinde bir işbirliği planlanıyorsa, hedefleniyorsa, onun için başka yerlerde ayrı İyi Partiye yönelik bir şey sağlanacaksa, bunu bugüne kadar, bugüne kadar İyi Parti tabanında Biraz önceki söylemler üzerinden konsolide edilmiş bir seçmene nasıl anlatacaklar? Ben bu soruyu konsolide merak ediyorum peki gerçekten. Büyük ölçüde. Şimdilik Geriye dönelim. Geriye dönelim. Bir başka örnek verelim hemen. Bu 3 Mart 6 Mart olayında 3 Mart 6 Mart olayında Sayın Meral Akşener kalkıp o çok sert o masayı ve o masanın bir yıl boyunca yaptığı çalışmaları hepsini bir anlamda elinin tersiyle itecek şekilde çok ağır bir konuşmayı yapmamış olsaydı. Yapmamış olsaydı. Katsaydı ama yapmamış olsaydı. Bu kadar ağır bir daha sonra daha sonra bir oy Kemal'e bir oy Meral'e dediğinde mi daha çok inandırıcı olacaktı? Yoksa o konuşmayı yaptıktan sonra mı inandırıcı olacak? Tabanda yapmasa daha etkili olacaktı tabii ama hocam evet, burada şunu evet. unutmamak gerekiyor. Yani bir dakika. Yani seçimden sonra, Büyük ve ölçüde, CHP kurultayından sonra e, e, şartlar çok fazla değişti. Bunları hesaba katmadan yorum yapamazsınız. Şartlar, şartlar liderlik bazında değişti. Evet. Bir Özgür Özel değişmesi var. İki Özgür Özel'in pozitif yaklaşımı var. Bunlar işin başka bir yönü. Ama meseleyi İyi Parti açısından değerlendirmemiz lazım. İyi Parti şu ana kadar tabanına ne söyledi? Ne söyledi. Bu iki şeyi söyledi. Taban niye dedi, ayrı dedi. hocam? Siz girilmesini istedi. Konsolde edildim. Yani taban şu anda CHP'li işbirliği yapılmasına karşı mı? Ben buna katılmadım. Bence CHP'li işbirliği yapılmasına taban büyük ölçüde karşı şu anda onay veriyor. CHP'ye işbirliği yapılmasına karşı veya taraftar olması bir ayrı konu. Hı? Sen bunu taban derken konsolide Teşkilatları edildi, konuşuyorsak. Söyledim. Teşkilatları konuyor, konuşuyorsak, teşkilatlar tamamen bir e, ne derler ona? siyasetin gerekleri içerisinde rahatlıkla belli bir bazı uzlaşmalar yapıldıysa dönüp bir şey yapabilirler. Ama parti üyesi olmayan ve oy veren 4,5 milyon civarında seçmen var. 5 milyon seçmeni, 500 bin civarında üyesi olduğunu varsayalım. 4,5 milyon seçmen var. Bu 4,5 milyon seçmen bugüne kadar Sayın Genel Başkan'ın ağzından neyi algıladı? Asla işbirliği yapmayacağız. Biz kendi başımıza gireceğiz. 81 ilde şey yapacağız. Teşkilatlar burada herkes çok önemli olduğunu düşünüyor. Teşkilatların bir önemi var tabii. Ama bence çok önemi yok. Neden önemi yok? Teşkilatların tamamı bu şeyi e, takip etse 500 bin civarında teşkilatlar ve üyeler. Kalan üye olmayan, sempatizan diyebileceğimiz kitle. Bu kitle. O şeyde o yüzde 15, 17 arasında aralığında görülen İyi Parti'nin, İyi Parti'nin bütün anketlerde kamuoyu yoklamalarında görülen birdenbire 2018 seçimlerinin dahi altına düşmesinin nedeni işte o dönemdeki anlatabildim mi? Kalkma ve o kalkarken ki tanımlama, keskin tanımlama sonra o keskin tanımlama hiç olmamışçasına geri gitme. Bunu kişisel olarak veya liderlik olarak çeşitli şekillerde teşkilatlar buna sıcak bakabilir, bakmayabilir. Bu bir ayrı konu. Mühim olan üye olmayan sempatizanların nasıl bakıp bakmadığıdır. Şöyle bakıyorlar bazen hocam. Unsuru, burada güven unsuru en önemli o şey. Da...